Herkese merhaba. Ben diyet asistan diyetisyenlerinden İlayda. Bugün sizlere östrojen içeren besinlerden söz etmek istiyorum. Sizler de bu ve benzeri konular hususunda fikir sahibi olmak isterseniz diyet asistan diyetisyenlerine başvurabilir, haftanın 7 günü iletişimde kalacağınız online beslenme danışmanlığı hizmeti alabilirsiniz. Östrojen, cinsel gelişimi ve üreme gelişimini destekleyen bir hormondur. Her yaştan erkek ve kadında bulunurken, üreme çağındaki kadınlarda genellikle çok daha yüksek seviyelerde bulunur. Regl döngüsünün düzenlenmesi, göğüslerin büyümesi ve gelişmesi de dahil olmak üzere kadın vücudunda çeşitli işlevleri yerine getirir. Bununla birlikte menopoz sırasında kadınların östrojen seviyeleri düşer. Bu durum sıcak basmaları ve gece terlemeleri gibi semptomlara yol açabilmektedir. Aynı zamanda besinsel östrojen olarak da bilinen fitoöstrojenler, İnsan vücudu tarafından üretilen, östrojeninkine benzer bir şekilde etki edebilen ve doğal olarak oluşan bitki bileşikleridir. Peki, fitoöstrojenler sağlığımızı nasıl etkiler? Fitoöstrojenler, östrojeninkine benzer bir kimyasal yapıya sahiptir ve hormonal etkilerini taklit edebilir. Vücudumuzdaki östrojen seviyelerini artırabilir veya azaltabilir. Karmaşık etkilerinden dolayı bu durum tartışmalı bir konudur. Ancak yapılan birçok çalışma, fitoöstrojen alımını azalmış kolesterol seviyeleri, İyileştirilmiş menopoz semptomları, daha düşük kemik erimesi prevalansı ve meme kanseri de dahil olmak üzere belirli kanser türleri riskiyle ilişkilendirmiştir. Gelin şimdi bu önemli besinsel östrojen kaynaklarına hep birlikte göz atalım. 1. Keten tohumu. Fitoöstrojenler olarak işlev gören bir grup kimyasal bileşik olan lignanlar açısından inanılmaz derecede zengindir. Keten tohumlarında bulunan fitoöstrojenlerin özellikle postmenopozal kadınlarda meme kanseri riskini azaltmada önemli bir rol oynayabileceğini gösteriyor çalışmalar. 2. Soya fasulyesi. İzoflavon olarak bilinen fitoöstrojenler vitamin ve mineraller bakımından zengindirler. Soya izoflavonları doğal östrojenin etkilerini taklit ederek vücutta östrojen benzeri aktivite oluşturabilir. Kandaki östrojen düzeylerini artırabilir veya azaltabilirler. Kesin kararlar verilmeden önce daha fazla araştırma yapılması gerekli. 3. Kuru meyveler. Hurma, kuru erik ve kuru kayısı fitoöstrojenler bakımından en zengin kurutulmuş gıdalardan bazılarıdır. 4. Susam tohumları. Diğer önemli besinlerin yanı sıra fitoöstrojenler bakımından oldukça zengindirler. Yapılan bir çalışmada yalnızca östrojen aktivitesini artırmakla kalmayıp aynı zamanda kandaki kolesterol seviyelerini de iyileştirdiği gösterilmiştir. 5. Şeftali. Sadece vitamin ve mineral içermezler. Aynı zamanda lignanlar olarak bilinen fitoöstrojenler bakımından da zengindirler. Yapılan çalışmalar, menopoz sonrası kadınlarda lignan bakımından zengin diyetlerin meme kanseri riskini %15 azaltabileceğini göstermektedir. 6. Orman meyveleri. Orman meyveleri uzun süredir sayısız etkileyici sağlık yararları nedeniyle övülmekte. Vitaminler, mineraller, lifler ve fitoöstrojenler dahil faydalı bitki bileşikleriyle doludurlar. Çilek, kızılcık ve ahududu özellikle zengin fitoöstrojen kaynaklarıdır. Bir başka yoğun fitoöstrojen kaynağı olan buğday kepeği. Özellikle lignan adlı fitoöstrojenler bakımından oldukça zengindir. 8. Tofu. Tofu, katı beyaz bloklar halinde preslenip pıhtılaştırılmış soya sütünden yapılır. Özellikle vegan ve vejetaryen diyetlerde bitki kökenli proteinler adına popüler bir kaynaktır. Aynı zamanda büyük bir kısmı izoflavonlardan oluşan fitoöstrojenler içerir. Tofu, soya bazlı formüller ve soya içecekleri dahil olmak üzere tüm soya ürünleri arasında en yüksek izoflavon içeriğine sahiptir. Peki, fitoöstrojenler tehlikeli mi? Fitoöstrojen yönünden zengin gıdaları tüketmenin sağlığa yararları potansiyel risklere kıyasla ağır basar. Bu nedenle bu gıdalar ölçülü miktarlarda güvenle tüketilebilir. Olası potansiyel riskler arasında kısırlık, meme kanseri, erkek üreme hormonları üzerindeki etkileri, tiroid fonksiyonunda azalma gibi faktörler bulunmaktadır. Sağlıklı bir yaşam sürmenin anahtarı aslında dengeli ve düzenli beslenmekten geçiyor. Bu doğrultuda siz de haftanın 7 günü iletişimde kalacağınız bir rehber edinmek isterseniz diyet asistan diyetisyenlerine başvurabilir ve profesyonel danışmanlık alabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler diliyorum hepinize. Hoşça kalın.